Merhabalar. Check-in adlı sergimizle sadece yeni bir sergi açmıyoruz. Aslında biz şu anda yeni bir galerinin açılışını yapıyoruz. Collect Gallery aslında Sofya'dan İstanbul'a gelen bir koleksiyoner, sanat sevenin ve Sofya'da hem bir non-profit açan hem de bir galeri yürüten bir kişinin galerisi diyebiliriz. Buradaki galeri yeni olarak İstanbul'a kendisini gösteriyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar farklı ve fazla sanatçı ve eser göstermek istedik. Normal klasik bir galeri sergisini bir karma sergi yapıyorsun ama o zaman özellikle çok büyük bir mekan olmadığından dolayı bir duvarda belki bir sanatçı ve birkaç eser sadece gösterebilirdik. Bu yüzden ben bu check-in, check-out sistemini kurdum. Bu ne demek? Aslında şu andaki galeriye baktığımızda iki kat, yani bir asma kat ve bu galeri mekanından oluşan bir mekandan bahsediyoruz. Alt katta şu anda gördüğünüz mekan aslında tam işte check-in'in sergi salonu. Ve şu anda siz bu arada Yorasın'ın solo sergisini görüyorsunuz. Yorasın'ın solo sergisine baktığımızda aslında üç tane farklı seriden örnekleri getiriyoruz. Girişte sağ duvarında işte renkli, daha colorful painting, hem belki minimal resmi ama aynı zamanda işte abstract ekspresyonizme gönderme yapan bir seri görebilirsiniz. Öbür tarafta baktığımızda bu Hata adlı serisinde daha çizim ağırlıklı kağıt üzerinde bazen boya, bazen scribblings, bazen işte kağıtı deliyor, zarar veriyor, katmanları oluşturuyor. Aslında oradaki seri de birazcık bu paintülleri paralel olarak aslında bir nevi formel ve estetik olarak aslında günümüzdeki sanatçıların yaratma olanakları görebilirsiniz. Yani işte boya, çizim, işte tekstürleri, dokuları, alanları. Aslında orada bir nevi bir vocabulary, yani bir dil aslında görebilirsiniz. Ya da dilinin parçacıkları görebilirsiniz. Bütün bu resimlere aslında baktığımızda ki dil, Yorasın için önemli bir kavram. Dil ve özgürlük, bu iki kavram onun temeli atan kavramları. Çünkü bir tarafta Yoras özgürlüğü çok önemsiyor. Bu yüzden örneğin soyut sanat alanında çalışıyor. Çünkü Yoras'a göre soyut sanat seyirci özellikle en çok özgürlük veren bir alan. Öbür tarafta bir dil. Yani buradaki sanatsal formel dil belki tutarlı ya da lineer bir dil değil. Çünkü baktığında sanatçı ne demek istiyor falan tam belki anlamayabilirsiniz ama tam Yora zaten bunu istiyor. Çünkü bu aradaki parçalamış estetikten aslında her seyirci bu aradaki elemanları kendisine göre birleştirip kendi anlatı ve anlamı ortaya çıkartıyor. Son seride arkamda gördüğünüz hotel serisi. Hotel geçici alanları. Yani bir otele giriyorsun, kalıyorsun, sonra çıkıyorsun ve aslında hiçbir iz bırakmadan senden sonra başka bir insan geliyor. Yani geçici mekanlar ama tabii ki otellerde sürekli hikayeler oluyor. Dolayısıyla örneğin işte sanat, kültür, sinema tarihinde birçok film ya da eser ya da edebi eserleri otel üzerine kuruluyor. Otel serisine aslında baktığımızda Found Art, yani Marcel Duchamp'ın ta 100 sene önce başladığı yolunun güncel bir versiyon görebiliriz ya da ona bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü buradaki nesnelere, bazen 3 boyutlu, bazen 2 boyutlu nesneleri buluyor. Yoras şey diyor, ben onları bulmuyorum, onlar beni buluyorlar. Dolayısıyla her kullandığı buradaki nesnelere, bazen atık malzemeye benzeyen bir nesne olsa da onların bir hikayesi olması gerekiyor. Ya kendi hayatından ya da başka bir kişinin hayatından bu parçaları alıyor ve tekrar diğer resimler gibi aslında kolaj, asamblaj şeklinde birleştiriyor. Ve bu bağlamda aslında birçok insanın hikayeleri resimler üzerinde başka bir hikaye dönüştürüyor. Bu bağlamda aslında Check-in'in ilk sergisinde bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Mesela Check-in ismi neden koyduk? Çünkü Collect Gallery aslında bu sergiyle İstanbul sanat ortamını bir check-in yapıyor. Yani bir giriş yapıyor. Bu yüzden yukarı çıktığınızda bir bekleme alanı var. Tıpkı otel gibi check-in yapmadan önce ya da uçağa binmeden önce check-in yapmadan önce bekliyoruz ya. Yukarıdaki bekleme alanda 3 tane televizyon görüyorsunuz ve yanında 4 tane eser görüyorsunuz. Bu eser Yoras'tan sonraki sanatçıların eseri diyebiliriz. Yani dolayısıyla aşağıda şu anda Yoras'ın sergi varken yukarıdaki
Bundan sonraki hafta gelen sanatçılar bekliyor. Bu işin yukarı çıktığınız aslında bir nevi bir teaser şeklinde neler geleceğini hem duyabilirsiniz sanatçılardan hem de görebilirsiniz. Ve en son duvarda şu anda Yoras'ın eserleri hala sergiliyoruz. Ama Yoras'ın sergisinden sonra bu duvar başka bir isim taşıyacak, check out. Bu ne demek? Buradaki şu anda gördüğünüz eserleri sergi bitince yukarı çıkacak. Yukarıdaki sanatçı aşağı inecek. Ve bu şeklinde hep devam eden dönüşümlü, dinamik bir sergileme modeli öneriyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bir tarafta hem formal olarak daha eser sunma olanağı sağlıyor bu yöntem. Ama öbür tarafta da kavramsal olarak bu dönüşüm ve dinamizm aslında İstanbul'daki dinamizmi ya da çağdaş sanatın dinamizmi ya da belki günümüzdeki galericiliğinin dinamizmi paralel olarak bir cevap olarak görebiliriz. Bu işte bu sergide gördüğünüz gibi her haftada bir solo sergi yapıyoruz. Bir tarafta burada iz bırakan sanatçıları yukarı taştığı için sonra izini bırakmıyor. Ve bu bağlamda aslında bu sergi ve bu galeriyi hem işte hayatın dinamizmi, İstanbul dinamizmi ve işte çağdaş sanatın dinamizmini bir referans sunuyor.